Çiftçi her hafta sabah kalkıp köyünden şehre gitmeyi alışkanlık haline getirmişti. Yanında eşinin yaptığı her biri 1 kilo ağırlığında top şeklinde yapılmış tereyağlarını da götürüyordu. Çiftçi köyünden çıkarak şehre gitti ve uzun zamandır satış yaptığı bakkala tereyağlarını sattı. Kazandığı parayla da ihtiyacı olan şeker, zeytinyağı ve çayı alıp köyüne döndü. Bakkal tereyağlarını tam dolaba atacakken onları tartmadığı geldi aklına. Tarttığındaysa 900 gram olduklarını gördü. Emin olmak için ikinci kez tarttı ama sonuç aynıydı. Çiftçinin getirdiği bütün yağlar aynıydı. Hepsi 900 gramdı. Bakkal bu duruma çok üzülmüştü. Ertesi hafta çiftçi tereyağı satmak için yine bakkala geldi. Bakkal onu yüksek sesle "Ben bundan sonra seninle bir daha alışveriş yapmam. Sen dolandırıcı bir adamsın. Sattığın bütün yağlar 900 gram. Sense beni 1 kilo olduğunu söyleyerek kandırdın." diye bağırarak karşıladı. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şu hadisi şerifini hatırlattı. "Bizi aldatan bizden değildir." Çiftçi üzgün üzgün başını sallayarak kızgın bir halde "Suizanda bulunma bana karşı. Biz fakir insanlarız ve bunları tartacak bir tartıya sahip değiliz. Ben senden 1 kilo şeker aldığımda onu bir kefeye yaptığımız tereyağını da diğer kefeye koyarak tartıyorum." dedi. Bakkal utancından kafasını yerden kaldıramadı. Sonra kendi kendine "O zaman biz ektiğimizi biçtik desene. Başkalarına yaptığımız haksızlık zaman geçse bile kendimize geri döndü." dedi. Çiftçiden özür dilemeye karar verdiğinde onun tereyağını satmak için başka bakkala gittiğini gördü. Bakkal bu duruma çok üzüldü. Çünkü bu tereyağlarından çok kazanç elde ediyordu. Kötülük ve insanlara zarar vermenin eninde sonunda yapan kişiye geri döndüğünü anlamış oldu. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ